Tonguç Spor Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bundan sonra Spor Bülteni her ay farklı bir program olarak sizlerin karşısında olacak. İlk haberimiz milli gururumuz Sümeyye Boyacı'dan. Sümeyye başarılarına bir yenisini daha ekledi ve dünya ikincisi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırtüstü mücadelesinde Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle dünya ikincisi olmayı başardı. Aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk 8. olurken erkeklerde Beytullah Eroğlu 50 metre sırtüstünde 6.'lığı elde etti. 2018 yılında Avrupa şampiyonu olan 16 yaşındaki milli yüzücü şampiyonluğu 3 sayısa farklı rakibinin finişe son anda uzanmasıyla kaçırdı. Başarısı ardından Eskişehir'de okuduğu liseye dönen Sümeyye, arkadaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Şu anda bu kadar duygulandım, o kadar mutlu oldum ki. Size çok teşekkür ederim. Sümeyye Boyacı'yı göstermiş olduğu başarıdan dolayı bir kez daha kutluyoruz. Yanımızda başka bir milli yüzücü var. Derin Toparlak. Derin hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sen de Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası 6000 metrede birinci oldun, doğru evet, mu? Evet, doğru. Peki Avrupa şampiyonu nasıl oldun? Avrupa şampiyonu yani yıllarca gösterdiğim çalışmaların sonunda bir sürü fedakarlıklar yaptıktan sonra buna ulaştım. Peki günlük bir çalışma stiliniz, bir beslenme düzeniniz, bir şeyiniz var mıydı? Günlük tabii ki böyle bir şey vardı. Günlük değil, bütün senelik bir çalışma programımız, beslenme programımız var. Çalışma programımız sene içinde hani sene başından başlayaraktan yani Eylül'den başlayıp Haziran'a, Temmuz'a kadar devam ediyor yarışa kadar. Hı-hı. Tek antrenman başlıyoruz, çift antrenmanlara çıkıyoruz. Bu şekilde sabahları 5.30'da yüzüyorum. Yani sabah böyle 9'da kalkma gibi bir şansın yok değil yok, mi? Hiç zaman olmadı. Her gün 5.30'da ayaktasın. Neredeyse her gün 5.30'da ayaktayım evet. Avrupa şampiyonu oldun. Peki bundan sonraki hedeflerin neler? Avrupa şampiyonu olmak benim en öncelikli ilk hani hedefim buydu zaten. Büyüklerde ilk paletli yüzme madalyasını almaktı. Ondan sonra şimdi seneye dünya şampiyonası için hedeflerimizi koyduk. Ve bundan sonra 2021 yılında yapılacak olan dünya oyunlarına da gitmeyi hak kazandım. Dünya şampiyonası Rusya'nın Tomsk şehrinde yapılacak. Bizler de seni takip edeceğiz orada. Peki yüzmeye nasıl başladın? Kaç yaşında başladın? Ben yüzmeye aslında biraz geç başladım diğer sporcuların yani genel sporcuların aksine. Ben lise 1'de başladım spora. Bunun da sebebi şeydi ben kaykay yapıyordum eskiden. Hala yapıyorum da. 8. sınıfta kaykaydan düşüp ayağımı kırmıştım. Aslında hatta SBS'ye bile şeyle girmiştim. Alçıyla girmek zorunda kalmıştım. Aynen. Derin birçok sporcuya sorduğumuzda işte 5 yaşında, 7 yaşında spora başlıyorlar. Sen geç başlamana rağmen nasıl bu seviyeye gelebildin? Nasıl milli olabildin? Benim ailem ve ben olarak hani biz küçüklüğümüzden beri hep suyla iç içe yaşadık. Ve hani birdenbire yüzmeye başlayınca da hani bana uygun bir spor olduğunu düşündük ama en başta hobi olarak başladım tamamen. Hı-hı. Kesinlikle hobiydi. Yani bu arada ben paletli yüzme olduğunu bilmeden başladım takıma. Elime palet, ayaklarıma paletleri verdiler. Ben onunla yüzmeye başladım. Birkaç ay geçti sonra iyi gidiyor dediler. Hadi bakalım biraz daha şey olsun. Antrenman sayısı 3'ten 4 olsun bilmem ne olsun derken. O senenin sonunda iş ciddiye bindi. Sonra ertesi sene milli takım için hazırlanmaya başladım birden. Sonra ikinci senemde milli takıma girdim. Çok güzel. Peki bir yandan da derslerim vardı her zaman. Tabii o zamanlar üniversite sınavı falan gibi dertlerimiz de vardı evet. Tabii. Bunları nasıl bir arada götürebildin? Tam lise 1'de başladığım için aslında ilk lisemin başından sonuna kadar yüzdüm. Ve hani planlı programı yaşadıktan sonra hani yapamayacağınız hiçbir şey yok. Şu an üniversite öğrencisisin. Nerede evet. okuyorsun? Şu an ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Aslında mezun olmam gerekiyordu çoktan ama okula yeni başladım aslında ben. Hı hı. Nasıl oldu? Son 3 senedir İtalya'da yaşıyordum. Oraya antrenman yapmak için gitmiştim. Orada aslında spor akademisine girdim ama bazı şartlardan dolayı dönmek zorunda kaldım. Şu an o yüzden... Burada yeniden başladın. Evet, o yüzden BESYO okuyorsun. Evet. Derin spor dışında neler yapıyorsun peki? Spor dışında benim işte ilk yüzmeye başlamaya dedim. Kaykay yapıyorum. Yani vaktim oldukça. Sörf yapıyorum. Ama tabii bunlara çok fazla vaktim olmuyor. Benim yüzmekten gerçekten başka hiçbir şey yapmaya vaktim kalmıyor. Kaç saat antrenman günde? Günde antrenmanlar 2 saat yüzme, sonra 2 saat bir fitness'ta geçirirsem ve sonra bir daha yüzüyorum. Yaklaşık 5-6 saat yüzüyorum. Bir de bunların yani. Hazırlanma süreci, eve git, toparlan tabii, falan derken evet. bir sürü evet. zaman geçiyor. En az 6 saat geçiyor. Peki yüzmeye ilgi duyan, bu sporu yapmak isteyen arkadaşlara sen ne tavsiye edersin? Yüzmeye ilgi duyan, herhangi bir spora ilgi duyan bir insanın yapması gereken şey ona başlaması. Öncelikle istiyorsan başlayacaksın ve bahaneler üretmemek. Hı. En önemli şey bu. Yani, bir yerden başlamak evet, gerekiyor. Evet başlamak gerekiyor. Okul gibi ya da vakit olmaması gibi şeyleri bahane değil. Onları bir şekilde sisteme soktuktan sonra her türlü ikisini bir arada götürebiliyorsunuz. Geldiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah seni bir de dünya şampiyonu olduğunda burada ağırlarız. İnşallah. Bültenimize Paris Saint Germain kulübünün kız futbol takımı için yaptığı Türkiye seçmeleriyle devam ediyoruz. Fransız ekolü Paris Saint-Germain'ın kız futbol takımı için Bursa'da organize ettiği seçmelere 4-18 yaş arasındaki kız çocukların yoğun ilgisi vardı.
Seçmelere katılan futbolcular azimli ve istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Bir yıl içerisinde 4 futbolcuyu altyapıya Paris'e kazandırmış bulunmaktayız. Ve bu 4 futbolcunun bir tanesi kız çocuğumuz. Ve bu çok önemli. Son yıllarda farklı Avrupa kulüplerinin gençlere yönelik hazırladığı bu organizasyonlar sporcuların kendilerini Avrupa'da gösterebilmesi açısından önemli motivasyon sağlıyor. Evet, sizlerin spora olan ilgisini arttırması açısından bu tür büyük kulüplerin yaptığı Türkiye'deki organizasyonlar oldukça önem taşıyor. O zaman bu soruyu size soralım. En çok kendinize güvendiğiniz spor dalı hangisi? Yorumlara yazabilirsiniz. Dünya Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye'nin birçok yerinde güzel organizasyonlar vardı. Onlardan bir tanesi de Isparta'da yapılan bisiklet turu. Isparta'da Dünya ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında trafik sorunu ve egzoz gazlarının zararlarına farkındalık oluşturma amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Her yaştan birçok katılımcının bulunduğu bisiklet yarışında şehir turu atılırken birbirinden yetenekli genç sporcuların yaptığı şovlar izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Bültenimize tekvando ile devam ediyoruz. Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası bu yıl Sivas'ta yapıldı. Kıyasıya bir mücadele vardı. Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Tekvando Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası düzenlendi. Sivas'ta yapılan organizasyona 45 ilden yaklaşık 1400 sporcu katıldı. Müsabakalarda ilk üçe giren sporcular federasyon tarafından ödüle layık görüldü. Sokak basketbolu, basketbol olan yeteneğimizi ve mücadele gücümüzü arttırmak için oldukça faydalı bir aktivite. Şimdi İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasını izleyelim. Bayrampaşa Belediyesi ve Bosna Sancak Kültür Derneği işbirliğiyle uyuşturucuya değil spora bağlan sloganıyla 3x3 basketbol turnuvası düzenlendi. Hedefim ben Müce Basket antrenörü olmak. Ben Müce öyle olmak istiyorum. İşte onun için çalışıyorum. Farklı yaş gruplarından toplam 172 sporcunun katıldığı organizasyon aileler tarafından da büyük ilgi gördü. Biz anneler de bu durumdan çok memnunuz. Diğer annelerle kaynaştık. Onlarla arkadaş olduk. Çok güzel bir iki gün geçirdik. Son olarak sporda başarılı olmak için düzenli bir şekilde uyumayı ve düzenli bir şekilde beslenmeyi ihmal etmeyin. Programımıza hayalleri basketbolcu olmak olan fakat karpuzcu olan Yıldıray abimizin küçük şovuyla veda ediyoruz. Bir sonraki spor bülteninde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.